Merhaba arkadaşlar, dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Öncelikle tabii ki deprem devam ediyor. Başımız sağ olsun Türkiye, depremzedelerin hepsinin başı sağ olsun ve acil şifalar diliyoruz. Artık 10. güne girildi depremde. Sayılar falan açıklamayacağım ama tabii ki herkes elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Yardımcı olmaya da devam edecek. Hep birlikte el ele vererek bu depremin öncelikli ve sonrasındaki sorunları atlatmaya çalışacağız. Herkese yardım çağrısında bulunuyorum. Bizim Dreamsport TV olarak da yapmak istediğimiz şeyler var. Deprem videosunda bunu açıkladık. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu uzun bir süreç olacak. Tabii ki en azından bir çocuğun okul masrafını karşılayarak, eğitim masrafını karşılayarak cevap verebilirsek, küçük kanal olmamıza rağmen Dreamsport TV olarak ne mutlu bize arkadaşlar. Bu konuda bize yardımcı olmak isterseniz bu şekilde yardımcı olabilirsiniz. Sadece onu açıklayıp bu geceki maçların tahminlerini geçeceğiz. İlk yardımcı olmak istediğiniz durumlarda ilk yapacağınız, ücretsiz bir şekilde yapacağınız şey videolarımızı izlemek arkadaşlar. Oynatma listesinde değişik videolarımız da var. Değişik bilgilendirici ve güzel görüntüleri olan videolarımız da var. Sadece tahmin videoları değil. O oynatma listesindeki videoları da izleyip o şekilde de destek çıkabilirsiniz. Bu ücretsiz bir şekilde destek çıkmak. Diğer bir destek çıkma imkanınız teşekkürler butonu. Şu an katıl butonumuz hala yok. Teşekkürler butonundan ufak tefek rakamlarla da olsa oradan kanala destek bulunabilirsiniz. Bütün bu gelirler YouTube gelirleriyle beraber bizim ekleyeceğimiz gelirlerle beraber kendi gelirimizle beraber hepsi yardım etmek amacına hepsini göstereceğim, açıklayacağım arkadaşlar size süreçte ve elimizden geldiği kadar yardımımız dokunmasına çalışacağız. Diğer üçüncü yardım etme imkanınız, yardımda bulunma imkanınız oynatma listesinde de göreceğiniz gibi deprem videosunda çektiğimiz açıklamalar kısmında o videoda izleyebilirsiniz ve açıklamalar kısmında verdiğimiz banka hesabı var. O banka hesabından da isteyen istediği kadar yardımda bulunabilir. Bu kanalın destekleyebilir ve o oradaki yardımlar da hepsi açıklanarak size gösterilecek. Hepsini göreceksiniz arkadaşlar. Hepsi yardım olarak kullanılacak. Dediğimiz o videoda izleyebilirsiniz. Dediğimiz hedefler doğrultusunda o çalışmayı yapacağız. Her bir videoda o IBAN'ı veremiyorum. Her bir videoda onu ekleyemiyoruz. O yüzden o videodan bakabilirsiniz. Açıklamalar kısmında banka hesabını yazdık. Oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tabii ki maçlara geçelim. Dünkü videomuzun sonuçlarını açıklayarak öncelikle dünkü videomuzda 4'te 4 yaptık arkadaşlar. 4 maçımız da gelmiş oldu. 1-2 sayıyla sadece Phoenix maçında Phoenix kazanır dedik ama üstte olabilir bu maç dedik. 230 üst, maç 229'da kaldı. Sadece o konuda üst gelmedi ama Phoenix kazanır dedik. Diğer maçlarda da tabii ki o videoyu izleyerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Oyuncu yüz baremlerinde de çoğunlukla bilmiş olduk. Şimdi bu geceki maçlara gelince, bu geceki 16 Şubat 2023 tarihli NBA maç tahminlerini size vermeye çalışacağız. Hızlı bir şekilde yine 4 tane maç vereceğiz. Her zaman yaptığımız gibi bazen 5 maç vermeye de çalışacağım arkadaşlar. Ama bu akşam çok maç olmasına rağmen aralarından 4 maçı seçtim. 4 maçı vereceğim size. Daha güzel, daha sağlam bir video olabilmesi için, daha güzel başarılar yakalamamız için 4 maç vereceğim.
Normalde bu tür günlerde 5 maçta veriyor olacağım bazı günlerde. Başlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi abone olmayanlar abone olsunlar. Sorularınız varsa yorum kısmında bekliyorum. Beğenilerinizi de atarsanız bu videoları 100 beğeni ve üzerine çıkarırsanız tabii ki kanalın büyümesine de yardımcı olursunuz arkadaşlar. Eğer kazandırdıysak özellikle kazanan arkadaşlar beğeni atmaktan usanmasınlar. Kazanmışsalar yorumlar kısmında da kazandık. Rakam vermek zorunda değiller. Kazandık. Teşekkürler diye bildirseler biz de sevinmiş oluruz. Birisine elimizin dokunduğu için. Başlıyoruz arkadaşlar. İlk maçımız Indiana Pacers Chicago Bulls maçı. Bu maçı seçmenin nedeni Indiana hala avlu atmadı gibi gözükse de tabii ki hedefleri play-in değil. Chicago Bulls ise play-in hedefi var. Playoff yapma hedefi var. Ama altta kaldılar şu anda. Acil bir şekilde galibiyetler alıp o seviyeye girmek istiyorlar. Artık sezonun normal sezonun son 20 maç civarlarına giriyoruz. Chicago'da kazanmak isteyecektir. Ama Indiana Pacers'ta da çok güçlü oyuncular var. Kendi evinde coşup oynayabilen bir takım. O yüzden burada bu maçı üst olarak belirtiyorum. Bu maçta rahatlıkla üst alabilirsiniz. Uzatmaya gitme ihtimali olan da bir maç. Burada 229 sayı üst baremi gelecektir. İki takım da kazanmaya çalışacaktır. Indiana özellikle kendi evinde coşup fazla sayı atacaktır. Chicago Bulls da cevap verecektir ve bu maç üste gider. Oyuncu üst baremlerine gelince Haliburton Indiana tarafında dediğim gibi bizim Halil 21 sayı üstünde atar. Onun üst baremini alıp kullanabilirsiniz. Chicago tarafında ise son dönemde formda olan Zach LaVine 28 sayı üstünde atar. O da belki de son sezonun Chicago Bulls'ta yaşıyor. O yüzden en az bir playoff yapmak isteyecektir. 28 sayı üst baremini Zach LaVine'in de kullanabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maça. İkinci maç adeta bir ilk dörtlük, ilk üç seviyesinde bir maç. Philadelphia 76ers Cleveland maçı. Şu anda Philadelphia 3. Cleveland 4. Tabii ki orada bir yarış olacak. Üçüncülük yarışı olacak. Belki ikinciliğe çıkmak da isteyecekler. Bu iki takımda da güçlü oyuncular var. Ama Philadelphia biraz artısıyla birlikte kendi evinde oynuyor. Ve James Harden, Joel Embiid ikilisi, Tobias Harris, Tyrese Maxey'nin destekleriyle beraber güzel maçlar çıkartıyor. Cleveland'da ise tabii ki Donovan Mitchell'in de gelişiyle beraber orada da güçlü bir takım kuruldu. Cedi Osman da bazı maçlarda patlayış yapıyor. Son dönemde Ricky Rubio da katıldı, destek veriyor takıma. Onlar da güçlü bir şekilde. O yüzden burada taraf almak isteyene Philadelphia 76ers kazanır diyeceğim. Ama taraf önermiyorum arkadaşlar. Her şey olabilir bu maçta. Burada üst almanızı öneririm. 214 sayı üst baremi gelecektir. İki takım da zorlanarak kazanmak isteyecektir. Uzatmaya kalma ihtimali de olan bir maç. O yüzden üst rahatlıkla gelmesini bekliyorum. Düşük baremde de tutmuşlar. 214 sayı üst baremi gelecektir. Joel Embiid 30 sayı üstünde atar. Özellikle onun üst baremini öneriyorum ve Donovan Mitchell 28 sayı üstünde atar Cleveland tarafında. Donovan Mitchell'in de üst baremini kullanabilirsiniz. Geliyoruz 3. maça. 3. maçımız Memphis Grizzlies Utah Jazz maçı. Burada hızlı geçeceğim. Utah artık düşmeye başladı. Play-in potasından da çıkmak üzere. Büyük bir ihtimalle çıkacak. Oraya Portland Lakers ya da başkası gelecektir. Ve Utah tabii ki takasları daha halledemedi. Takasları hallettikten sonra düşüşe geçecektir. Memphis ise çalkantılı gitmeye devam ediyor. Bazı maçları kazanıp kaybediyor. Ama yine de ilk 3'te, ilk 4'te yer almak isteyecektir. İlk 3 seviyesini tutmak isteyecektir. Kendi evinde coşarak Jamorant'lı, Jared Jackson'lı, Desmond Bane'li Memphis kazanacaktır Utah karşısında. En az bir 3,5 handikaplı 1,50 orandan sağlam olarak Memphis'in galibiyetini kullanabilirsiniz. Jamorant 28 sayı üstünde atar. Ve Utah Jazz tarafında takası beklenen Markkanen 26 sayı üstünde atar. Markkanen'in de üst baremini kullanabilirsiniz. Geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü maçımız Los Angeles Lakers New Orleans Pelicans.
Pelicans'ta Zion Williamson'ın eksikliği devam ediyor. McCollum da sakat, oynamayacak bu maçta. Tek Brandon Ingram kalıyor orada. Lakers'ta ise bu maçta LeBron James geri dönüyor. LeBron James, Anthony Davis ikilisi ve yeni gelen Japon Hachimura'yla birlikte çok daha güçlü bir takım oldular. Takastan aldıkları oyuncularla birlikte güçleşmiş durumda Lakers. Acil bir şekilde onlar da play-in potasında girip playoff yapabilmek için seri galibiyetlere ihtiyaçları var. Anthony Davis özellikle eski takımına karşı çıkacak ve coşarak etkili oynamasını bekliyorum. Burada Los Angeles Lakers kendi evinde kazanır. Sağlam olarak 1.50 orandan güvenebilirsiniz arkadaşlar. LeBron James'li, Anthony Davis'li, Hachimura'lı vesaire Lakers kazanacaktır. 1.50 orandan sağlam olarak alabilirsiniz. Anthony Davis 26 sayı üstünde atar. Brandon Ingram 25 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun üst baremlerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Böyle yaptığımız 4 tane tahminden sonra öne çıkartacağımız sağlam ikili şöyle olacak arkadaşlar. Memphis Grizzlies Utah Jazz maçında en az bir 3.5 handikaplı Memphis kazanır. Ve az önce de dediğim gibi Los Angeles Lakers New Orleans Pelicans karşısında Los Angeles Lakers kazanır 1.50 oranda. Bu iki maçı kombinlediğinizde yine 2 ve üzerinde oran almış olursunuz ve iyi bir şekilde kazanırsınız arkadaşlar. Oyuncu üz baremlerindeki üçlümüz ise şöyle olacak. Joel Embiid 30 sayı üstünde atar. Ja Morant 28 sayı üstünde atar. Ve Anthony Davis 26 sayı üstünde atar. Bu 3 oyuncunun üz baremini sağlam olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu 3 oyuncunun üz baremini kullanırsanız 5 gibi güzel orandan kazanma şansı elde edersiniz. Ve iyi bir şekilde paralarınızı katlarsınız. Tabii ki aralarından ikili ikili de yapabilirsiniz. Karar sizindir. Bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Tekrardan başımız sağ olsun Türkiye. Ve herkese bol şanslar, herkese iyi kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.